Selam arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir kaleci kariyeri videosuyla karşınızdayım. En son nerede bıraktığımıza falan şimdi geçeceğim. En son Dünya Kupası'nı kazanmıştık. Orada bırakmıştık. Geçen videoda söylediğim gibi bayağı bir ilerlettim. Şu anda Silva kaç yaşında ona bakalım. Kadro merkez diyoruz ve 32 yaşında şu an görmüş olduğunuz gibi. 82 yazdığına bakmayın çünkü transfer olmak için ratingini düşürmem gerekiyordu. Onu düşürmeden teklif gelmiyordu. 97'lik çünkü. Ederson 42 yaşında futbolu bırakıyormuş. Biz de buradayız. Tam hatırlamıyorum kaç sezon ilerlettiğimi ama şu an 2035 yılındayız. 2030'larda mıydık ya? 2031'lerde miydik? Kaçtık? Tam hatırlayamadım da. 1-200 sene ilerletmiş oldum. Şu an Ağustos ayındayız ya. Bu sezon bittiği zaman ve ondan sonraki sezon bittiği zaman oyun komple bitiyor. 15 sezon geride kalmış oluyor. O yüzden son 2 sezonumuz artık. Biliyorsunuz kariyerin sonlarında böyle Türkiye'ye gitmek istiyorduk. Hani kariyeri orada bitirse güzel olur diye düşünmüştüm. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ratingi 70'e kadar düşürdüm. 75'i denedim. 77, 79, işte 80 civarı, şu an 82'de. Hepsini denedim. 90 üstü de denedim. Ki zaten onlar Türkiye'den teklif gelmez 90 üstüne de. Türkiye'den teklif gelmiyor. Ki şöyle baktığımız zaman. Bir dakika. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş playoff turunda elenmiş. Karagümrük Genk'e mağlubiyet almış. Yani Türkiye bayağı bir karışık büyük ihtimalle şu an 2035 yılında. Hiç böyle bizi isteyen takım da yoktu. O yüzden ben de bir 82'de kaldım. Bir takımdan teklif geldi. Artık Silva son bir meydan okuma yapacak. İlerlediğimizde bir Şampiyonlar Ligi daha aldık galiba. Bir de 2034 Dünya Kupası'nı aldık galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de Dünya Kupası aldık. Toplam 2 Dünya Kupamız, 4-5 tane de Şampiyonlar Ligimiz olmuş oldu. Artık tabii her şeyi kazandığımız için hani videoda hep aynı şeyleri göstermeye gerek yok. O yüzden buraya kadar ilerlettim. Şu an 32 yaşındayız. Son 2 sezonumuz kaldı. Bu sezonları da son bir meydan okumayla geçireceğiz. Kopenhag Silva için 67 milyon euro teklif etti. Genellikle böyle ya bilinmedik takımlardan ya da Roma'dan falan teklif geldi. Sassuolo falan istedi bizi. Ama İtalya'da Juventus'ta oynamıştık ya. Bir başka İtalya takımına da gitmek istemedim. Bir de işte West Ham United, Wolves falan teklif etti. Onlar da Premier Lig'de zaten. O yüzden oraya da gitmek istemedim. Kopenhag bizi istiyormuş. Şu anda onlar nerede biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi playoff turunda ve 1-0 kazanıyorlar. Biz gittikten sonra önce playoff turundan çıkmaya çalışacağız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi grup aşaması. Son 16 turu çeyrek final. Nereye kadar gidebilirsek bizim için yepyeni bir meydan okuma olacak. Hemen teklifi kabul edelim şuradan. Kopenhag bizi istiyormuş. 82'ye düştük ama gittikten sonra şimdi 90 üstü oluruz yine. Tabii 97 olmayız artık 32 yaşında olduğumuz için. Tekliflerini kabul ediyoruz. 2035 yılında artık Kopenhag'ın futbolcusuyuz. Kalecisiyiz daha doğrusu. Kopenhag binasına geldik. Kariyerimizin artık son 2 sezon olduğu için böyle bir şey yapalım istedim. Keşke bir Türk takımdan teklif gelseydi ama hiçbir takım istemiyor. Hani öyle böyle değil. 70'e kadar falan düşürdüm. Bilmem ne 2. 3. liginden falan teklif geliyor, buradan gelmiyor. Yeni takım arkadaşlarımız. Ve Silva yeni takımının formasını giydi. Son bir meydan okuma. Hadi bakalım. Şimdi yedeklerin burasındayız, hemen antrenman yapalım. Tabii ki burada Danimarka Ligi maçlarını yapmayacağız. Takım ne yaparsa yapsın bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim amacımız bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final, yarı final gördürmek. Kariyerimizin sonlarına doğru yaklaşırken. Şimdi şurada bir maç var, bunu atlayacağız. Ve Helsinki maçı gelecek. Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı geldi. Son maç, 1-0 üstünüz zaten. Kazandığımız zaman gruplara kalacağız. Bizim için orası önemli. Dur bakalım. Oo, burada da 1-0 kazanıyoruz. Toplam skor 2-0. O zaman şöyle önemli anları oynayalım. Hem takım bakalım nasıl. Burada ratingleri falan kaç bilmiyorum ha. Oyuna girdik. Helsinki için köşe vuruşu. Son 15 dakika bir şey kalmış. Şimdi beyazlar mı bizim takım lan? O kadar bilmiyoruz değil mi? Herhalde beyazlar. Oradan kafa vuruşu gelmedi Vera. Pierce. Niye mi? Niyemi'den pas var. Mensah, Sagna kesti. Toplam 2-0'la geçmiş olduk 90 dakika sonunda. Beşiktaş Young Boys'la beraber kalmış ve gruptan çıkamadılar galiba. Orada mağlubiyet görmüştüm çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada tekrardan şuradan bir 90'a çıkalım. Ama bu ikisini almayacağım çünkü 97 oluyoruz ya öyle. Şu an kaç? 93. Güzel. 93 kalabilir. Çünkü hani Kurtuva falan da bu şekilde ya aşağı yukarı. 91-92 falan. Biz de 93 kalabiliriz. 97 biraz abartı olur. 32 yaşına geldik. Heh, Şampiyonlar Ligi grupları çekilmiş. Bayer Leverkusen, Atalanta ve Young Boys. Çok iyi grup. Çok iyi grup. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmamız gerekiyor. Yine milli takım maçları varmış. Şunları atla. Hiç gerek yok. Tamam, maç geldi. Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçı.
Şöyle bir antrenman yapalım. İlk 11 olmayacağız değil mi? Yavaş yavaş çıkacağız ilk 11'e. Yalnız kurayı çok iyi çektik. Maç 0-0. Önemli anları oynayalım. İlk 11'e çıkınca tamamını oynarız. Ki zaten grup kolay bu arada ya. Young Boys'u yeneriz. Atalanta'ya karşı İtalya'da çok fazla oynamıştık. İlk 11'e çıktığımızda onlara karşı da güzel oynarız bence. Biziz değil mi o? Aynen. Takımı da tanıyalım. Leverkusen tek başına koşuyor. Oo, karşı karşıya. Haydi Silva. Çıkar şunu. Geliyor. Karşı karşıyayız. Koşamıyor. Bu ne lan? Adam niye koşamıyor? Kurtarışı yaptık. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş geliyor böyle. Bu arada gol atmışız ha. Kontratağa çıkıyorlar. Kestik. Ne oluyor? 3-0 yapmışız. Köşe vuruşu. Çok güzel. Grup aşamasının ilk maçından galibiyet. 3 puanla başlıyoruz. Buradayız. Çıktık aldık. Çok rahat. Ve maç bitiyor. Kaç kaç? 5-0. Oha. Artı 5'te kaptık. Bir an önce ilk 11'e çıkalım da tamamen maç oynamış olalım. Midtjylland maçı var bu arada. Aslında önemli maç bu da. Danimarka Ligi çok da umurumuzda değil. Yani ligde şampiyon olsak ne olacak? Önemli bir lig değil. İlk 11'e çıktık. Şu maçları atlayalım. Bir an önce Şampiyonlar Ligi. Atalanta maçı. Haydi bakalım. 2-2 beraberlik aldık orada. Galibiyet. Şimdi maç geldi. Çıkamayacağız değil mi? Evet, ilk 11'e çıkamıyoruz. Neyse, bir an önce çeyrek finale falan çıkmış oluruz. Çok da sıkıntı yok. Yine önemli anlar oynayalım. Son 16 turu falan biraz daha önemli. Zaten 3 puanla başladık. Korner kullanıyorlar. Koruyoruz burayı. Yerimizdeyiz. Ön tarafa kullandılar. Christiansen tek başına koşuyor. Hayda. Sadece 3 numara var bizim önümüzde. Kim o? Clerk. Clerk geliyor. Dikkat. Dikkat. Gol yemek yok. Savunuyoruz. Savunduk ve bizimki kesti. 1-0 yapmışız bu arada orta fırsatı. Şu sağdaki oyuncu sanki biraz offside'da mı? Aynen, çıktı offside'dan. Penaltı yok ve top onlarda. Bizde diyecektim. Clark. Pasını verdi yakın mesafe. Yakın mesafeden kurtarış yaptık. Atalanta tek başına koşuyor. Hayda, karşı karşıyayız. Kimse yok. Kimse yok, karşı karşıyayız. Sisse. 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 Karşı karşıya çıkarttık ama kale boş. Ulan bizimkiler o kadar yavaş ki. Adam tek başına koşuyordu, arkadan gelen öbürü attı golü. Kaç kaç? 86'da bir de 90'da gol atmışız. Baksana şuraya. Şunu kurtarıyoruz. Önünde kalıyor. Clerk atıyor. Neyse, sıkıntı yok. Galibiyet aldık. 6 puanla başladı grup aşamasına. Süper. Bir galibiyet daha alırsak zaten net bir şekilde yani son 16 turuna kalmış oluruz. 4 gün sonra antrenman varmış. İlk 11'e çıktık. Hayda. İlk defa ilk 11'e çıkacağız derken şimdi düşürecek bence yine. Şurada maç var ya. Ha yok, yine antrenman yapacağız. Mağlubiyet aldık. İlk 11'de olacağız galiba. Hop, ilk 11'deyiz. Ama şimdi grup aşaması çok kolay olduğu için bence yapmayalım. Oo, Atalanta ile Leverkusen birer puan. Young Boys 2 puan. Önemli anları oynayalım. Aha. İlk başta gösterilen sahne. Ya bir zahmet ilk 11'de olalım değil mi? O kadar da değil. Önemli anları oynayalım. O zaman grup aşamasını çok rahat geçmiş olduk. Bir önce son 16 turu. Oradan çeyrek final. Bakalım zor takımlara karşı neler yapacağız. Onları bir merak ediyorum ha. Ekstra bir meydan okuma olmuş olur bizim için de. Düşünsene, Şampiyonlar Ligi oluyormuşuz Kopenhag'la. Derken penaltı. Hadi oğlum. Silva. Şu penaltıyı çıkart. 9 numara. De Los Santos. De Los Santos. Ters köşe. Penaltı atıyorlar. Bir penaltı daha. Haydi oğlum, şunu çıkartalım. Silva. Çıkar şunu. Çıkar şunu Silva. Bu sefer kurtarıyoruz. İşte bu. Bir tane... Oha artık ya. Yuh be kardeşim. Ne, bu stoperlerimiz mi yok? Gerçi var da penaltı yaptırıyorlar. Bunu da çıkartıyoruz. 3 penaltısının 3 penaltının 2 tanesini çıkarttık. Ve maç sonucu 4-1. 3'te 2 gayet iyi.
Atalanta ile Leverkusen yine beraber kalmış. Onlar 2 puan. Bu takım da 2 puan. Biz 9 puan. Net bir şekilde çıktık. Şampiyonlar Ligi son round turundayız. Black Panther Young Boys karşısında kritik kurtarışlar yaptı. Oo, Cadılar Bayramı gelmiş. Ne yapalım? Yardım etkinliği düzenleyebiliriz. 65 milyon euromuz var bankada. Öh be kardeşim. Paradan yana sıkıntımız yok zaten. Biz futbol oynamak istediğimiz için buraya geldik. Yoksa para için değil. Zaten City'deydik. Hani parayı başka nerede bulacaksın? Bu Young Boys maçını falan full atlayalım o zaman. Sadece antrenman yaparak geçelim. Lütfen kura şansımız yanımızda olsun be. Çok şey istemiyoruz bak. Biraz şöyle küçük takımlar gelsin. Gidip de şimdi Paris Saint Germain falan çekmeye hiç gerek yok. Son 16 turundan veya çeyrek finalden. Biraz şöyle yarı finalde veya finalde zorlanalım. Bu maçtan da galibiyet alırsak kesin bir şekilde son 16 turuna kalmış olacağız. O yüzden hemen şöyle önemli anlar oynayalım. Amacımız bir yarı final görmek. Yarı final çok büyük başarı bu arada Kopenhag'la. Takımı net bir şekilde taşımış oluruz. Oraya kadar çıkabilirsek. Dur bakalım. Kura şansı çok önemli. Hangi takımların kaldığına bakarız şimdi. Şu grup aşaması bitsin de. 1-0 kazanıyoruz. Kontrata çıkıyorlar. Middleton'dan pas var. Kestik. Başka penaltı. Penaltı kullanacaklar. Kim? Topun başında. Kim geliyor? Kim vurdu ters köşe? 1-1 yaptılar değil mi? 2-1 değil. Evet, 1-1 yaptılar. Leverkusen hücumu. Öyle diğerimizdeyiz. De Souza. Kestik topu. Maç sonucu 1-1. Beraberlik ayrılıyoruz. 10 puan. 10 puana çıkarsın yani. Çok da bir sıkıntı yok. 9 puanımız vardı. Young Boys'la berabere kalmış. Net bir şekilde çıktık gruplardan. O zaman hemen ta Şubat ayının sonuna kadar gidelim. Mart ayına kadar. Son 16 turuna kimler kalmış ona bakalım. Ve bizim karşımıza kim gelecek? En önemli şey o. Tarih kaç? Belli oldu değil mi? Aralık sonu. Kesin belli olmuştur. Şuraya kadar ilerleyelim. Ve bakalım Şampiyonlar Ligi son 16 turunda hangi takım gelmiş? Roma gelmiş. Çok güzel. Çok iyi abi. Toplam olarak hangi takımlar var? Bir de ona bakalım. Şampiyonlar Ligi. Eşleşmeler. Marsilya Atletico Madrid. Villarreal Braga. Paris Saint Germain Leverkusen. Pachos Ferreira Liverpool. Inter Hoffenheim. Juventus Leipzig Tottenham Hertha Berlin. Çekinmemiz gereken rakipler belli zaten. Liverpool, Paris Saint Germain, Tottenham, Juventus o kadar. Inter'i sayacaktım da gerek yok. O takımlardan ufak bir çekiniyoruz. Onlar işte şöyle bir yarı finalde falan gelse süper olur. Danimarka Ligi'nde şu an zaten şampiyonluğa oynuyoruz. Puan durumunda bir 3 puan falan fark atmıştık. Az önce gördüğüm kadarıyla. Şampiyonlar Ligi'nde de bir yarı final görsek. Gerçi yarı final gördükten sonra finalde görürüz ha. Hani oraya kadar çıksak bir şekilde ne bileyim kurtarışlarla falan bir final çok da hayal değil. Transfer döneminde falan atladığım zaman gördüm. Hiç artık normal oyuncu kalmamış. İşte o Mbappe'ler falan hiç yok artık. Bir Bellingham, Camavinga falan var. Şu anın günümüzün genç oyuncuları artık yaşlanmış. Onun haricinde Haaland falan hep böyle 40 yaşında. 2036'ya geldiğimiz için artık her şeyin sonuna geliyoruz. Ve Roma maçına geldik. Oradan da galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi son 16 turu. Bakalım kadroları nasıl olmuş. Rashford falan vardı. Evet, gördüğünüz gibi bir Bellingham var. Şu an bayağı yaşlı oldu. 35-36 yaşından fazladır. Cabral var. O kadar. Ya yani gerisi bir de Badiashi ile gerisini hiç tanımıyorum. Hepsi böyle rejen oyuncular. Bizim takımda yalnız 65'lik oyuncu var. O biraz sıkıntı. Yalnız geri kalan takım böyle hep 80 civarı ha. Bir tek şu bizim sol kanat sıkıntı. Bakalım. Takımı taşımaya çalışacağız. Başlayalım. Ulan keşke bir Türk takımdan teklif gelseydi be. Gelmedi abi. Çok uğraştım bu arada. Dediğim gibi her şeyi denedim. Yok, teklif etmiyorlar. Kalecilerini büyük ihtimal ayarlamışlar. Ya bir rejen falan aldılar Türk takımları. Ya da olan oyuncular, genç oyuncular gelişmiştir. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında rakibimiz Roma. Yıllarca zaten Roma'ya karşı çok oynadık Juventus'tayken. Şimdi bir kez daha rakip oluyoruz. Bu deplasmanı biliyoruz ama. Eskiden beri oynamışlığımız var. Maça Roma başlıyor. Takıma bir yandan güveniyorum. Bir yandan da 65'lik falan sol bekimiz var ya. Pardon, sol kanadımız var. Tereddüt etmiyor değilim. Önemli olan işte Liverpool'a karşı, Paris Saint Germain'e karşı falan ne yapacağımız. Bakalım. Bir yarı final görsek bile çok büyük başarı. Şut geldi. Direkten döndü. Gol yiyerek başlıyorduk ha. Gerard geliyor. Pasını verdi şimdi. Cabral. Moreira Junior. Bellingham. Paslaşarak geliyor yakın mesafe. Bak abi yapmayın şunu.
Defansta çok büyük boşluklar var. Yalnız deplasmanda oynuyoruz ya. Bir farkla veya iki farkla gidersek tur bizde. Kafa vuruşu ve gol Oskarsson. Tam işte 1-0 veya 2-0 gidersek tur bizde derken hemen arkasından gol geldi. Kornerden atıyoruz. Bir orta. Korneri kullandı bizimki. Bomboş bekliyormuş Oskarsson. 1-0. Şimdi gol yemeyelim. Alkış. Klasik. Martens. Pas geldi. Önünden geçti bizimkinin. Ture. Ture'den pas var. Martens bırakıyor. Yok. Oy ne biçim çıkarttık yakın mesafeden. O ne oğlum? Kurtarışa bak. Nereden çıkarttık? Offside'mış da. Feci kurtarıştı. Saymıyor değil mi? Puan vermiyor. Martens. Martens geliyor. Pasını verdi. Moreira Junior. O da bıraktı. Cabral. Ama yok artık be kardeşim. Defansta bu kadar büyük boşluk olur mu? Onu da çıkartıyorduk ha. Genç oyuncu attı golü. Şuraya bak. O kadar yakın mesafe ki. Onu da çıkartmak üzereydik. Yanımızdan geçti. Şurada penaltı noktasının oradan. Ulan ya. Koltuk altımızdan geçmiş. 1-1. Olsun hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta deplasmandayız ve 1-0 öndeydik yani. Sonuçta beraberliği yakaladılar. Hocam yalnız ben şoktaydı falan ayıp oluyor ha. Öyle oyundan almayı falan hiç aklından bile geçirme. Sagna. Topu bize atmayı tercih etti. Biz de şöyle verdik. Neyse sıkıntı yok. Bir korner daha kazandık. Hadi oğlum Oskarsson. Bir tane attın bir tane daha atarsın. Oskarsson'a gelmedi Cabral. Nils son transfer kesinleşti. Tüm oyun artık böyle. Kimin kim olduğu belli değil. Sadece takım isimleri aynı. Sagna. Dik abi şöyle gelişini. Aman. El varmış hocam. Ver. Alo. Allah Allah. Gol yememizi bekliyor. Carvalho. Martens. Martens. Karşı karşıya kurtarış yaptık. Hadi bunun üstüne bir gol. Takım. Şu kurtarışın üstüne bir gol. 6.5'a da yükseldik. Büyük ihtimal oyundan almayacak. O kurtarış çok önemliydi ama işte ortaya doğru. Yavaş geldi o. Çok kalabalıklar bu arada. Gelart. Pas verecek. Martens. O da bıraktı. Buradayız, buradayız, buradayız. Ture. Esmemiz lazım. Çok güzel abi. Tam yerinde müdahale. Yoksa ortaya verecekti. 6.6 olduk hocam. Ne oyundan alması ya? Allah Allah bu da... Ne yapacağını şaşırıyor ha. Bizi alsan ne olacak? Sanki sanarsın 90'lı kaleci var yedekte. Bak bir gol atın. Bir farklı gidersek tur bizde. Aha. Yapma işte be. Hep aynı oyuncuya çarpıyor top. Gerard. Martens. Ture'yi kaçırdı. Ture. Değilmiş lan oyundan çıkmış. Sanchez'miş o. Carvalho. Jude Bellingham. Bellingham bıraktı. Orta taraf bomboş. Dur yiyoruz. Bellingham indirdi. Pasını verdi. Oradan işte şu çocuğun önüne atılan top. 2-1 yapıyorlar ve oyundan aldı. Ya hocam. Gerçekten yürü git. Kaç kaç. 2-2 yapmışız. Çok güzel. Çok güzel abi. Paris Saint Germain 4-2 yenmiş. Şimdi gelin bakalım. Kendimizle oynayacağız. Rövanş maçına geçmeden önce son bir antrenman ve ilk 11'e çıkalım. Şimdi 2-2'nin rövanşı. Gol yemiş olduk. 2-1 oldu ama biz çıktıktan sonra takım gol atmış. O yüzden şu an belki de o gol sayesinde tur atlayacağız. Beraberlikle gidiyoruz. Bizim takımda biraz yorgunluklar var. Ama çok da sıkıntı olmaz herhalde. Sol kanadımız ve yorgunluklar hariç takımın rating olarak hiçbir sıkıntısı yok. Başlayalım. Kendi evimizde turu almamız lazım. Hedef çeyrek final. Son 16 turunun rövanş maçında, 2-2'nin rövanşında kendi evimizdeyiz. Kopenhag-Roma maçı birazdan başlayacak. Taraftarlar ellerine karton tutuyorlar. Deplasman tribünü oradaydı. Ve Silva. Şurada turu getirmemiz lazım. İyi oynayalım. Gol yemeyelim. Gol yersek bile hani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım. Turu getirelim yeter ama sen ne yapıyorsun? Ya gittik nereye attık? Scott. Şu ana kadar çok ortada. İlk 12-13 dakika derken geliyorlar.
Ulan var ya ortada dedik geliyorlar. Hocam ne yaptık da 5.9'u ya? Top bile gelmedi. Kanada geçti. Çevir. Norton Kafi. O da bıraktı. Oradan geliş. Orta yapacak. Pas verdi. Kaleci kurtardı yine. Mier. Sanki bir boşluk var da. Jovanović. Takımın tercihleri biraz kötü. Derken Oskarsson. Lan oğlum ya. Biraz sola vursan net gol. Karşı karşıya kaçırdı. Yine korner. Yalnız Roma'ya çok büyük baskı kurduk şu ana kadar. Hiç gelemediler. Önce gol atalım, ondan sonra kaleyi savunacağız. Martinez. Kaçıyor. Oskarsson. Oskarsson. Zayıf. Martens kanatta. Bellingham. Bellingham pasını verdi. Berkaç'a girmeyi düşündüler. Ne oldu lan? Penaltı mı? Ha yok. El varmış herhalde. Ya da faul mu oldu? Cabral'dan Toure. Kanattan içeri giriyor. Toure. Pasını verdi. Yakın mesafe kurtarışı yaptık. O da kurtaramadı korner. Nereye kullandılar? Çok ön tarafa kullandılar. Kurtarışı yapıyoruz. Hemen şurayı gör. Kim o? Jovanović. Bellingham. Bellingham. Kurtarışı yaptık. İkinci hamlede aldık topu. Şimdi şurayı ver. Tamam. Kalemizde başarılıyız. Martinez. Scott. Martinez. Ortası boş gibi. Ama yerden verdi. Keşke havadan görseydi. Toure. Jimenez. Martens. Toure. Toure geliyor. Hızlı oyuncu. Martens. Topu kestik ama onlar da kesti. Toure. Yine kestik. Onlar da kesti. Herkes top kesiyor. Martens biz çaldık şimdi. Kontrata çıkıyoruz. Oskarsson. Kanada Scott. Scott'tan pas var. Martinez bıraktı. Oskarsson. Ver. Hadi lütfen gol. Vur, Martinez attı golü. 3-2 yapıyoruz toplam skorda. Bu maçta da 1-0 öne geçtik. Dakika 57'de ilk golü bulduk. Kaptan atıyorum. Şimdi Martinez attı değil mi? İsimleri tabii çok tanımadığım için yavaş yavaş takımı tanımaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmamız lazım. Kalede gol yemeyelim. Zaten öne geçtik şu an. Ara pası yalnız müthiş. Julen Martinez. 1-0. Haydi takım. Savunmayı güzel yapalım. Alkış. Savunma çok önemli. Bastıracaklar. Bak bir kişiyi bile kaçırırsanız çok kötü olur. Bellingham. Carvalho. Yapma. Yapma bunu. Kurtarış yapıyoruz. Aynen böyle devam. Gol yemek yok. Kısa kullandılar. Yerimizdeyiz. Engelle onu. Ah be, tutamadık. Korner. Penaltı olmasında yerisi çok sıkıntı değil. Hani şutları veya karşı karşıya kaldığımızda bir şekilde çıkartıyoruz da. Penaltılar sıkıntı. Hiç gerek yok yani. Barbosa. Pasını verdi. Toure. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Sırf kamera yüzünden var ya. Öf, orayı boş bıraktık. Adam ince iğne deliğinden atıyor. Çok saçma hata. Arkadan görmediğimiz için çok uzak kalıyor. Şuraya bak. Adamın önünü açmışız ya. Hiç olmayacak hata. 67'de cevap verdiler. Martens kaldırdı. Toure. Martens. Gelart vurdu, kurtarışı yaptık. Hocam oyundan alma. Almıyorsun değil mi? Yok, karşı takımdan biri çıktı. Biz yerimizdeyiz. Ön tarafı kullandılar. Bir korner daha. Lütfen alma hocam. Bak penaltılara falan bile gidebilir şu maç. Oyundan çıkmayalım. Bize şu an bir kurtarış daha gerekiyor. O kurtarış da sanki şimdi olacak. Kaybettiler. Tamam biz de. Al şunu. Çıkın oradan. Hocam 6.6 yap. 6.6 olduk ha. Belki almaz.
Son 9 dakika bir şey kaldı zaten. Aha. Oscarsson. Arapası var. Vera. Yalnız kötü yakalandılar. Ama ne yapıyorsun abi, çok kötü pası. Jorge Sanchez pasını verdi. Gerrard. Carvalho. Carvalho geçemedi. Bitiyor mu? Belki de son atak şu an. Yoksa uzatmalara gideceğiz. Mikel Branches. Etanis. Mikel Branches. Kaldır. Orta geldi. Penaltı yok. Yine bizde. Hadi oğlum son bir atak. Çok kötü verdin. Baskı yapın. 90+2. Büyük ihtimalle uzatmalara gidiyoruz. Son atakta gol yemeyelim de. Gerrard. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Savunun abi. Bitir hocam. Hocam. Alo. Şşş. Geçti. +3 oldu. Alo. Hakem. Lan hakem. Lan hakem. Sesim çıkmıyor zaten ya. Bitirmiyor. Ne? Oyundan alma. Ya Allah'ım, çıldıracağım. Oyundan aldı ya. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Of. Hala bitirmiyor. Hocam +5 oldu. Ne yapıyorsun? Uzatmaları izlemeyelim bu arada. Ya şurada penaltıları falan çıkartacaktık. Oyundan aldığı şeye bak ya. Penaltılarda geçtik. 4-3 penaltılarda kazanıyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Devam. Allah. Şu oyundan alma olayı var ya, çok saçma da işte, yapacak bir şey yok. Paris Saint Germain geçmiş. Yalnız Braga Villarreal'i yeniyor. Liverpool gelir. Hoffenheim Inter'i yenmiş. Leipzig Juventus'u elemiş. Bir dakika. Şampiyonlar Ligi şu an çok güzel bir hale geldi. Dur bakayım. Hangi takım gelecek? Kim geldi lan? Hoffenheim geldi. Çeyrek finalde rakibimiz Hoffenheim. Bir şekilde tur atladık var ya. Bir an dedim kaybedeceğiz de. Neyse, penaltılarda falan geçmişiz. Keşke işte penaltılarda biz olsak bir kere de. Şimdi rakibimizin kadrosunda kimler var bilmiyoruz. Bir tek Benjamin Sesko iyi oyuncu. Bir de o genç oyuncu. Bir dakika lan, bu ne? Bayağı güzel kadro bu. Gravenberch var. Sesko var. Bir de Scarlett var. Mbamba. Fena olmayan kadro var. Bizim takım çok yorgun. Kendi evimizde başlayalım. Hedef yarı final. Hangi takım la bu? İki takım da aynı, böyle açık mavi ya. Karşı takım oyuncuları mı? Yok, bu Hoffenheim herhalde. Belli olmuyor ki. İki takım da aynı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçı. Rövanşı olacak. Deplasmana gideceğiz. O yüzden şurada bir farkla veya iki farkla gidelim. Turu biraz daha böyle garanti altına almaya çalışalım. Bir önce başlayalım. Buraları çok gördük. Ama tabii bambaşka bir takımdayız şu anda. İşler biraz daha zor. Bak, buraya kadar geldik. Burada işte kendimizi gösterme zamanı. O eski performansımızı gösterme zamanı geldi. İliç. Gelen şutları çıkartalım. Haydi Silva. İliç. Bizimki kesmeye çalıştı. Benjamin Sesko. Blondel. Sesko aldık. Top bizde. Şurayı görelim. Tamam, Bekimize verdik. Yerimizdeyiz. Sesko verdi. Moyano. Moyano bırakıyor. Yakın mesafeden kurtarış yapıyoruz. Şöyle ver. Tamam. Hocam biraz rating lazım. Heh, 6.3. Yoksa oyundan alıyor. Yaptığımız kurtarışlardan rating kazanmamız şart. İliç. Ne oluyor şu an? Blondel. Var ya. Ya adamları dibimize kadar sokuyorlar ha. O kadar da boş bırakmayın be abi. Kiss verdi pasını. Gravenberch. Ball. Sesko. Kendi niye gelmedi lan? Ben kendi gelecek sandım. Oradan şut geldi. Kurtarış yaptık sonra direkt. Korner. Önce Silva sonra direkt. Şu kornere dikkat. Çok açılmayalım. Dışarı doğru kullandılar. Sagna. Mbamba. Mbamba bıraktı. İliç. Şu ana kadar hiç gelemedik bu arada.
Sürekli onlar bastırıyor. Scarlett. Onu da çıkartıyoruz. Bir kurtarış daha. Ver şunu. Tamam, iki hamle de aldık. Hemen bırakalım. 6.9. Gol yemediğimiz sürece oyundan alınmayacağız. Ama işte sıkıntı şu, gelemiyoruz. Bizim takım çok gol atabilecek gibi durmuyor. Derken. Vera. Vera verdi lan. Keşke çaprazdan vursaydın. Ortaya geçmez gibi geldi çünkü. Şimdi şu kameradan şeye dikkat edelim de. Geçen maç dediğimiz gibi gol yemeyelim. Kaleyi boş bırakmayalım. Çok uzak gözüküyor ya. Kaleyi bırakıp ileri doğru çıkıyoruz bazen. Ortadan falan gol yemeyelim. Hiç gerek yok. Şut mu deneyecek? Yo. Ramberç. Ne yapıyor? Sol tarafa koştu. Çekti. Pasını verdi. İliç. Yine bir kurtarış. Yine bir kurtarış Silva'dan. Aynen böyle devam. Baksana. Bizim forvet bir tane şut çekmiş. Karşı Scarlett 5 tane şut. Sesko da çekti. Akın akın geliyorlar. Oy, yalnız efsane kurtarış. Efsane kurtarış. Şunun tekrarını vermeleri lazım. Göstermiyor mu? Gösteriyorlar. Yakın mesafe. Bu değil ki. Bu da güzeldi de. Bir dakika. Dur. Şuydu. Şunun tekrarını harbiden vermeleri lazım. Buradan bakalım. Pas geldi. Granberg. O da veriyor pasını. 9 numaraları çekti şutu. Yakın mesafeden kurtarışı yaptık. Bu maç işte gerçek Silva'yı gösterdik. Takımı taşıyoruz. Bir de şuradan 1-0 galibiyet alsak var ya. Bu kurtarışın üstüne. Dikkat. Niye böyle koşuyor ya bazen? Sesko. Bıraktılar. Granberg. Neyse ki şut attı bu arada. Eğer içeri pas verseydi net goldü. Adam atacaktı. Bomboş beklenen adam pas atmadı Granberg. Mikel pasını verdi. Estanis. O da bıraktı. İçeri ver. Yapmayın be çocuklar, hadi. Bir gol lazım. Bak, deplasmana gideceğiz. Kendi evimizde çok baskı yedik. Deplasmanda ne olur bilmiyorum artık. Yok abi. Aha. Tam böyle bir şeyler oluyor gibi oluyor ama hiçbir şey olmuyor. Güzel çaldı bu arada. Christiansen. Ama çıkamıyor. Aç. Adam çok çaresiz kaldı ya. Nereye gideceğim? Sağ sol sağ sol, her yer kapalı, böyle bakıyor her yere. Lan bu sefer de eline çarptı. İlla gol yedirecek ha. Çıkal. Süpersin Silva. Oha, kaç kişiye düştü? Çabuk. İki kişiye düştü. Çıkın çıkın çıkın. Martinez. Hadi abi hadi abi. Oscarsson. Nilsen. Ver pasını. Yapma ya. Dakika 81. Sesko. Oy, maçın kaderi hani. İkinci müdahale direkt anında ama. Oh, yuh be kardeşim ya. Yuh artık ya. Hangi birini çıkartalım? Bir o tarafa, bir bu tarafa. O vuruyor, direkten dönüyor. Bu vuruyor, Silva çıkartıyor. Dayanamadık ki artık. Biriniz de şurayı bir kapatın. Bak, Silva çıkarttı. Vuruş, direkten döndü. Bir dakika, direkten mi döndü? Tam kamera yanıltıyor olabilir. Şurada bir vuruş geliyor. Silva çıkartıyor. Scarlett'in şutu. Yo, Silva çıkartmış onu da. Direkten dönmemiş. Onu da Silva çıkartmış. Üçüncü şutu çıkartamıyoruz. Yuh artık takım. Neyse 1-0. Moral bozmayalım. Tamam mı? Sıkıntı yok. Elimizden geleni yaptık. Maç bitiyor mu? Daha zaman varmış lan. Beraberlik olsun bari. 5 tane köşe vuruşu kullanmışlar. Bizim 0. Şut geldi üzerimize. Son bir atak olur belki. Şöyle verelim. Ne oldu? Onlar da kaldı. Yo, el varmış. Son bir atak yapacağız dedik. Topu kaptırdık. Blondel. 90+2. Hayda. 2 yapmasınlar. Lütfen takım. 2 yapmasınlar. 2 yapmasınlar.
Diyecek bir şey yok ya. Harbiden bak. Silva biraz gaz vermeye çalışıyor takıma da. Neyse 1-0. Moral bozmayalım. 7.3 ile oynadık. 8.4 almış Gravenberch. 90 overall. 86 overall Illich. Bizimkiler kaç? 72, 77, 65. 81, 82. Boşuna meydan okuma demedik ama. Harbiden meydan okuyoruz şu an. 1-0'dan geri dönüp yarı finale çıkalım. Bak, şampiyonluğun habercisi olabilir. 5. Şampiyonlar Ligimizi bu şekilde alırsak çok bambaşka bir şey yapmış oluruz bak. 3'ünü videoda almıştık. 1'ini video harici atladığımızda kazanmış olduk. 4 Şampiyonlar Ligimiz var. Bir de Kopenhag'la kazansak var ya, düşük takımla Şampiyonlar Ligi challenge'ını da yapmış oluruz. Paris de gelen geçeni yanıyor bu arada. Hani finalde karşılaşsak orada bile zorlanırız da yarı finalde de elenebiliriz. Önce bir yarı finale çıkmamız gerekiyor tabii. 1-0'dan dönüp. İşimiz çok zor. Harbiden çok zor. Başlayalım. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanşı. Hedef yarı final. 1-0 üstünlükleri var ama bir gol hiçbir şey değil. Hani bakarsın bir şey olur. Kornerden atarız. Ne bileyim. Free kick'ten falan atarız. Bir şekilde öne geçeriz bakarsın. O işler belli olmaz abi. Maçı kaybetme. Burada kalsın. Biz başlıyoruz. İlk maçta elimizden geleni yaptık. İkinci maçta da aynı şekilde devam edelim. Takımın savunması bir tık kötü ama yapacak bir şey yok. Biz kurtarmaya çalışıyoruz biraz. Bir gol atsak var ya, işin rengi değişir de. Takım hücum anlamında hiç yoktu ilk maç. Gravenberch. Paul. Scarlett. Scarlett'ten pas var. Sesko. Pasını vermeyi düşündü ama kimse yok orada. Biraz ezber yaptı. Bak kale güvende, tamam mı? Kaleyi savunacağız. Yeter ki bir gol atalım. Gol atamazsak hiçbir anlamı yok. Boyano. Oha. Çıktık aldık. O ne abi, nereye gördün öyle? Blondel. Sesko getiriyor. Sesko çıktı kaldık tam zamanında. Hiçbir şey yok. Kalk. Martinez. Oscarsson. Çaldırdık. Çaldırdık, geliyorlar. Scarlett. Gravenberch. Pasını verdi. Sesko. Son anda ayak geldi. Illich. Yine onlarda. Yine son anda ayak geldi. Savunmamız bu maç fena değil. Ama atak yönünde sıkıntılar var. Her zaman olduğu gibi. Rating 6.5. Bak, bir gol attıktan sonra yeter ki uzatmalara falan götürelim ama şu tura atlayalım. 6.5'uz şu an. Birkaç kurtarışlar yapsak bir 7'ye falan çıkarız. Uzatmalara falan giderse çünkü oyundan alınmayalım. Duş geldi, zayıf. Hemen ver. Martin Coffey. Vera. Jovanovic'den Oscarsson. Çıkıyoruz ileri doğru. Christiansen. Pasını verdi. Martinez. Oscarsson. Bir daha. Oscarsson ve gol. 1-1 yapıyoruz. Toplam skoru bu maçta da 1-0 öne geçtik. Dakika 32'de. Şampiyonlar Ligi yarı finalini istiyoruz. Yeter ki alalım. Uzatmaları falan gitse de olur. Şu anda gol yemeyelim yeter. Bu saatten sonra gol yememek önemli. Golümüzü attık. Oscarsson. İyi oyuncu bak. O kadar fena oyuncu değil. Bir 80 rating falan herhalde. Atıyor atıyor. Yeter ki savunmayı güzel yapalım. Takım. Çaldık topu. Bak. Bak, moralleri bozuldu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İkinci gol gelir mi? Takım yalnız süper oynamaya başladı. Norton Coffey. Pasını verdi. Hadi oğlum. Bir pas ver içeri. İçeri ver içeri lan. İçeri ver. Kestik. Vur lan. Yapıştır oradan ama kalecinin üstüne. Pas ver. Oraya verdi. Martinez. Estanis. Jovanovic. Penaltı. Penaltı kazanıyoruz. Rakibin eline çarptı. Yalnız bak, neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir golden sonra tamamen çöktüler. Bir de ikinci golü atarsak şimdi. Lütfen penaltıyı kaçırmayın. Net penaltı. Eli açık çünkü. Lütfen kaçırma. Lütfen kaçırma. Abi sen şaka mısın ya? Niye böyle vurdun? Çok kötü kullandı. İnanılmaz kötü kullandı penaltıyı. Bak. Adamlar şevklenecek şimdi. Gravenberch. 45+1. Son atak. Kes abi şu topu. Ya yapma şunu. Ver işte geri.
Allah Allah. Hah, neyse bitti. Adam topu kazandı, hep sol tarafa dönmeye çalışıyor. Biz kalede bekliyoruz. Yarı finalde Paris gelebilir. Büyük ihtimal Liverpool gelebilir. Onlara bakarız şimdi. Önemli olan şurayı geçmek. Şurayı bir geçsek var ya. Ne yapıyor? Tek başına geliyor. Döndü verdi. Blondel. Şimdi içeri doğru Scarlett. Dikkat, dikkat. Gravenberch. 90 overall. Ol. Gravenberch. Şut geldi. Hiçbir şey yok. Olduk. Çok tehlikeli bir şey yaptık da neyse. Bir tık eksik miyiz acaba? He? Bak ortası sanki boş ama kesmişiz topu. Scott. Martinez. Yapma şunu ya. Abi kaptırmayın, bak çok basit kayıplar bunlar. Scarlett. Scarlett bıraktı. Sesko vurdu. Zayıf şut. Sol tarafa verdik. 65 overall. Scott. Dön geri abi artık. Heh. Çok bekliyorsun. Martinez göz göre göre rakip attı. Şimdi onlar geliyorlar. Sesko. Pas geldi. Ortaya verecekler. Esiyor top bizimki. 20 dakikadan az kaldı şu an. Son dakikada gol yersek var ya. Çok kötü olur. Penaltı mı? Penaltı mı lan? Ne oldu? Serbest vuruş. Çizginin az farklı yanında bak. Ultra ofansif aldı şu an hoca. Orta geldi. Orta geldi. Kafayı vuruşun, kafayı çıkarttık yani. Kafa vuruşunu çıkarttık. Yalnız ultra ofansif aldı hoca. Ya batacağız ya çıkacağız şu an. Bunlar çok sıkıntı abi. Çok sıkıntı durumlar. Sesko. Kestik. Hadi. Ya abi Martinez. Sabote ediyor takımı. Kaç oldu, aynı hatayı yapıyorsun. Dışı yaptık. Sağ 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 sağ. Bırak bırak bırak. Bırak. Heh. Lan dışarı çıkıyorduk. Kayrak böyle dışarı gidiyorduk. Ulan Martinez bak. Şimdi buradan gelip kavga edeceğim bak ha. Allah Allah. Sadece pas atası yapıyor herif ya. Atmayın şu adama. Hayret pas verdi. Son 5 dakika abi. Hadi lütfen. Bir gol. Oskarsson. Vur Oskarsson. Kaleci kurtardı. Bauer. Oyundan çıkıyor. Corner'dan bir gol. Hacı takım. Hedef yarı final. Şu ön tarafı kullanmayın. Bize kalsın. Ne oldu lan? Adam zıpladı. Kenara kaçtı yanlışlıkla. Onlar geliyorlar değil mi? Kestin ortun kafayı, taç onların. Son dakika. Sakın. Son dakikada gol yemek yok. Hayır. Ya çıldıracağım ya. 90'da gol yedik. O kadar hissettim ki. Yani bu kadar boş bırakılır mı? 3 oyuncu birden üstümüze koşuyor. Biri sağımızda, biri ortamızda, biri solumuzda. Şuraya bak, 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 bak. Ne biçim kaçtı bak. 8 numara orada, 16 orada. O vurmasa öbürü vuruyor zaten. Şaka gibi ya. Çeyrek finalde deniyoruz. Deneme güzeldi bu arada. Elimizden geleni yaptık bence. Aha. Lan. Hocam bitirme. El var, el var, bitirme. El var. Bir dakika. Son atak. Son atak. Ya o kadar kötü kullandın ki. Bitti. 1-1 berabere kalıyoruz. Önceki maçtan da 1-0 kaybettiğimiz için Hoffenheim 2-1 geçti. Yarı finaldeler. Hiç fena oynamadık. 7 şutları var. Bizim 6 şutumuz var. Zaten golü de attık da. Ah be abi. İyi denemeydi ama. Güzeldi yani. O kadar da boş eğlenmemiş olduk. Yani gidip de grup aşamasından falan çıktık. Sonun 6'yı geçtik. Çeyrek finalde sonuna kadar mücadele ettik. Olmadı. Yapacak bir şey yok. İyi denemeydi. Paris 5-0 geçmiş. Liverpool, Atletico Madrid. Yarı finalde bunlardan biri gelecekti. Yarı finalde büyük ihtimalle elenecekti zaten de. En azından buraya geçmeyi bekliyordum. Bir gol atmıştık ya bir de üstüne.
Uzatmalara falan gider diye bekliyordum. Sonuna kadar gol yedik. Maalesef. Şimdi size soruyorum. Silva ile son sezonumuz kaldı. Sizce Kopenhag'la son bir deneme mi yapalım? Yoksa önümüzdeki sezonun başında iyi bir takıma transfer mi olalım? İşte ne bileyim Liverpool'dur, Atletico Madrid'dir. Paris Saint-Germain falandır. Mesela bu reytingde bir takıma bir transfer mi olalım? Yoksa son bir meydan okuma mı? Bu şekilde bir deneme mi yapalım? Yarı final hedefi veya final hedefini mi yapalım? Düşük takımla şampiyonlarla yeni mi almaya çalışalım? Yoksa iyi bir takıma gidip mi son kez, son sezonumuzda oynayalım? Onu bir yazarsanız çok güzel olur. Ben burada bırakacağım. Sezon bitiyor çünkü. Ha burada ligde şampiyon olduk mu? Bir dakika. Net olduk herhalde ya. Ha burada playoff mu var? Küme düşme turu. Şampiyonluk turu. Saçma sapan şeyler ya. Lig maçları varmış. Dur ilerleteyim bakayım. Galiba çok az takım var ya Danimarka'da. Her takım birbiriyle oynuyor. Ha playoff turu geldiği için. Ama normal sezonda da 12 takım varmış. Danimarka Ligi biraz cacık herhalde. Neyse dediğim gibi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde son bir deneme yapalım mı Kopenhag'la? Yoksa iyi bir takıma transfer olup son kez o kupayı kaldıralım mı? Onu da bir yazarsanız güzel olur. Ona göre transfer olacağım çünkü. Eğer son bir meydan okuma yapacaksak az önce yaptığımız gibi hani bir yarı final final görmek istiyorsak bu takımda kalıp son bir kez oynayalım. Eğer olmazsa iyi bir takıma gideriz. Sadece Roma maçında biraz hatalı goller yemiştik. Olacak yani bayağıdır oynamadığımız için de bizim de paslanmışız yani o kadar. Hoffenheim maçında da fena oynamadık ama. Takımı taşımaya çalıştık. Elimizden bu kadar geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık son bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.